Arkadaşlar merhaba. Ateş ile Ahşap'ın Dansı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün atölyemizdeyiz. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nin atölyesindeyiz. Burada hem yapma resim kursu veriyoruz, hem sim ısırma kursları var. Bu atölyede birkaç tane kurs veriliyor. Ben de burada yapma resim kursu veriyorum arkadaşlar. YouTube kanalımı izleyen arkadaşlarım bana soruyorlar işte Ucu hocam nasıl yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar bugün ucu yapmayı anlatacağım. Bir de atölyemi tanıtacağım size. Bugün kanalımda onu göreceksiniz videomda. Arkadaşlar şimdi aldığımız makinede lehim havlasından çıkan uç bu. Yani bu uç çıkıyor. Makinemizde bu. Bu çıkan ucu ucu yapabiliyoruz. Yani lehim yapılan ucu ne yapıyoruz? Yakma uca çevirebiliyoruz. Şöyle. Bunu ben çıkardım. Makinenin ucundan çıkardım. Bu vaziyette biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sivri tarafını değil de bu küt tarafını, düz tarafını ne yapacağız? Ezeceğiz arkadaşlar. Nasıl ucu yaptığımızı size anlatıyorum. Siz de ucu yapabilirsiniz. Çok kolay, zor değil. Ne yapıyoruz? Bu sivri tarafı değil de bu küt tarafı ne yapıyoruz? Eziyoruz. Zemin üzerinde, mermer zemin üzerinde veya böyle bir demir külçe üzerinde, kütle üzerinde ne yapıyoruz? Eziyoruz. İki taraflı eziyoruz arkadaşlar. İki taraflı şöyle. Bir üstten bir taraftan. Eziyoruz. İki taraflı ne yapıyoruz arkadaşlar? Eziyoruz. İki taraflı vuruyoruz. Biraz tabi ses de olacak. Değil mi? Bir şey demir dövüyoruz. Bir de ses olacak. İki taraflı eziyoruz, iki taraflı arkadaşlar. Arkadaşlar ezdik. Şöyle bu hale geldi. Biraz daha ezeyim. Alıp şöyle ezelim. Çok da incetmeyelim arkadaşlar. Normal şu şekilde gördüğünüz gibi ezildi. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Pensemin keskin tarafıyla şöyle yan tarafı ne yapacağım? 45 derece keseceğim arkadaşlar şu şekilde. Şöyle 45 derece bir açıyla ne yapacağım? Gene vurup şöyle ezeceğim. Üstten gene vuracağım şöyle. Ezmiş olduğum yere ne yapıyorum? 45 derece penseyle tutuyorum. Ne yapıyorum? Çekişten yine vurarak. Şöyle bakalım. Evet. Ne yaptı arkadaşlar? Kestim. Şu hale geldi arkadaşlar. Bunu biraz daha ezeceğim. Bunu biraz daha ezip biraz daha yassılaştıracağım ki daha rahat bir çalışma şekli olsun. Sonradan biraz daha ne yapıyoruz? Eziyoruz. Evet arkadaşlar kesme ve ezme işlemi bitti. Bu hale geldi. Şimdi şuralarını eğerleyeceğim. Yani şu iki taraflı yan tarafı ne yapacağım? Eğerleyeceğim. Eğerimiz de bu. Tutuyoruz penseyle şöyle. Ne yapıyoruz? Eğerliyoruz arkadaşlar. Çift taraflı eğerleyeceğiz, düzleyeceğiz. Şöyle ne yapıyoruz? Çift taraflı arkadaşlar ne yapıyoruz? Eğiliyoruz çift taraflı. İki tarafından eğiliriz ki düzgün yüzey olsun. Pürüzsüz ve düz. Thank you.
Bakın arkadaşlar, eğledikçe ne yapıyor? İçinden bakır, metal çıkıyor, bakır. Dışı galvaniz, bu lehim yapma ucu olduğu için dışı galvaniz, içi de bakır. Yani bize lazım olan zaten bakır tarafı. Düşebilirsiniz de. Küfretmek lazım arkadaşlar. Çift taraflı düzgünce eğiliyoruz arkadaşlar. Bakır olduğu için eğerken ne oluyor? Düzleniyor. Çünkü bakır alışımı kolay, yumuşak. Biraz daha eğelim bir tarafına. Evet arkadaşlar, ucumuz tamamlandı. Yani ne oldu? Yakma ucu oldu. Ne yapıyoruz? Buraya tekrar getiriyoruz. Makinemize takalım. Yine yandan vidalı tabi makinemiz. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Yakma makinemiz ne oldu? Tamamlanmış oldu arkadaşlar. Evet. Bu kendinden çıkan ucu ne yaptı arkadaşlar? Yakma ucu yaptık. Tabii siz ne yaparsınız? Bakır ucu da alabilirsiniz. Bakır metal alırsınız şu şekilde. Bu da doğal bakırdan yapılan bir uç. Yani bunlar da bir nedir? Dışarıdan aldığımız bakırları, bakır metal çubukları ne yaptık? Bunları ayrı şekilde tornayla veya eğenle ne yapıyoruz? Bunlarla ucu yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ucu böyle yapıyoruz. Siz de lehim havyası alırsanız ucu bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda atölyemde arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Onlara bir göz atalım. Arkadaşlarımız şu anda kurstalar. Çalışma yapıyoruz. Cihaz arkadaşımız benlik atıyor çalışmasını. Güzel bir atatürk çalışması yaptım. Benlik atıyor. Arkadaşlarımız burada manzara çalışan var. Benlik atan arkadaşlarımız var, Abdül arkadaşımız benlik atıyor Adana çalışmasına. Evet. Kursumuz devam ediyor arkadaşlar. Yine burada yine biz Adana'ya çalışıyoruz. Arkadaşlar çalışmalarımız şöyle bir... Evet. Ben bir yakın çekim alalım hocam. Evet, çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimiz... Çok zevkle çalışıyorlar. Bu da bizim atölyemiz arkadaşlar. Burası Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gençlik merkezi burası. Burada yakma resimler işte duvarlarda görüyorsunuz. Burası sürekli çalışan bir kurum. Gece gündüz burada ne yapılıyor? Kurslar veriliyor. İşte sporla ilgili kurslar var. El sanatları kursu var. Biz de ne yapıyoruz? Yakma resim kursu veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük YouTube kanalımda izlediğiniz video bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İzleyin arkadaşlar, abone olun, beğenin. Teşekkür ederim herkese. Herkese sanatlı ve sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.